Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Bu serilikte Mount and Blade Warband'ın Empire of Turkan'ın yeni bir bölümü daha karşınızdayım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bölüm, yani ikinci inceleme yani arkadaşlar. Uzun süredir isteniyordu arkadaşlar. Ben de uzun süre oldu yani ikinci inceleme çekmeyeli. Baktım bayağı isteniyordum, bari çekeyim. İkinci inceleme herhalde final olur. Muhtemelen olur yani. Banka da uzun ki oyun. Biz sadece arkadaşlar görevleri bitirmeye çalışıyorum ben sadece, yani ikinci inceleme böyle bir şey. Birinci incelemede bayağı video uzun olmuştu, yine de bitirememiştik. Burada kalmıştık. Bakalım en son nerede kalmışız. Antik Zafir Aurora kaskını almıştık arkadaşlar. Ondan sonra dağların arkasında tam biliyorum. Kutsal Pençeli Zırh Sırboslav Masenkova tarafındaymış arkadaşlar. Kaskı aldıktan sonra gitti oraya. Kask zaten elimizde. Bakalım. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Söylemiş miydim emin değilim. Yine de söyleyeyim. Siz yaparsınız zaten, biz boş verelim. Sırboslav burası değil miydi ya? Evet burası. CTRL-T yapalım. Masenkova. Nerede bu Masenkova? Üst büyük yer en azından. Ha burası. Girdim. Nereye gideceğim? Kaleye girelim bari. Dalar arkası. Kutsal Pençeli Zırh. Sırboslav Masenkova. Şimdi biz bu şehre mi gireceğiz yoksa bu şehrin etrafında mı? Emin değilim. Biz bakalım bir etrafa arkadaşlar. Han'a gidelim, belki handadır %100. Diyeceğim de. Bakalım handa mı? Tarksen, buyurun. Kutsal penceresi size mi? Evet, bende, neden sordunuz? O zırha ihtiyacım var. Acaba onu bana verebilir misiniz? Aradığım bir kitap var, eğer ki onu bana getirirsen bu zırhı sana veririm. Ne kitabı? Ustara Kitapnamesi. Kitabın ismi bu. Eğer bu kitabı bana getirirsen zırh senindir. Nerede bulacağım ki bu kitabı ben? Sanırsam bir adamda olması gerek. Yaşadığı yer ise neresiydi orası? Evet, Göçeda. Alkol geçsin, Göçeda. Arkadaşlar size anlatayım ben bu oyunu oynamak senin için. Masenkova şehrine geliyorsunuz. Han'a giriyorsunuz. Han'da zaten orada sağda merdivenler var. Üste çıkıyorsunuz arkadaşlar. Orada adam. Tam zaten ben size gösterdim. Ama arkadaşlar önce şu kaskı almanız gerekiyor. Şurada topraktaki kaskı almanız gerekiyor. O kaskı almazsanız bu adam bulamazsınız. Tamam. Şimdi bizden bu kitap istiyor Göçeda Adası'ndan. O yüzden biz hemen Göçeda Adası'na gidiyoruz. Ben arkadaşlar tabii hile yapıyorum. Maksat video çok uzun sürmesin ve şey yapalım diye. Zaten bu inceleme, yani ikinci inceleme. Girdim Göçeda'ya. Şimdi biz ne arıyorduk? Masenkova şehrindeki bulunan Tarksen senin sonra kitapnamesini bulup getirmeni istedi. Kitabın sahibi Göçeda'da olduğunu belirtti. Tamam. Biliyoruz. Ben bu kollarım çok güzelmiş ya. Baksan kollara. Neyse. Göçeda baya büyük bir yer arkadaşlar. Baya da sıkıntılı bir yer. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Biliyorsun Göçeda'da şu taraflarda bir gizli bir yer vardı. Oraya gideyim ben bir. Belki oradadır. Bakın burada bir adam var. O mu kendisi acaba? Arkadaşlar hemen indiğimiz yerden sağ tarafına doğru gidiyorsunuz. Burada zaten kendisi. Rukam. Buyurun ne? Ustana. Ha, ustara kitap ne mesela? Evet, ben de genç dostum, neden? Kitap bana verir misin? Bedava mı? Asla olmaz. Öncesinde maden ocağından bulunan ustadan alacağım. Yok. Şaka yapıyorum. 600 dinar ver sen olsun. Tamam ver. Aldık sonunda arkadaşlar. Şehre geldik arkadaşlar. Han'a girdik. Han'a girdiniz arkadaşlar. Şöyle gidiyorsunuz. Eğer burada yoksa. Yukarı çıkıyorsunuz. Yukarıda zaten kendisi. Şöyle. Aha burada. Kitabı buldun mu? Hani ne sanıyorsun? Derilen buldum kitabı. What the ne? Lan buldum işte. Dur biraz zaman geçsin. Belki bu da algılamadı gerizekalı. Bir daha girelim. Lan oğlum nasıl henüz değil? Lan buldum kitabı, elimde duruyor. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım bir. Gizli talim alanı. Çok gizli arkadaşlar. Bir saniye, nasıl gideceğim ben buraya? Şuraya bir gidelim, girelim. Biraz da etrafı bir araştırayım şöyle. Acaba gece gitmeme bir sakınca var mı? Gece varlar mı daha doğrusu? Evet, sorun değil. Usta nedir mevzu? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben az önce şey aldım kitabı. Lakin önüme bir mesaj çıktı ve mesajı okumadan geçtim. Ve mesajı ben sonradan okudum. Mesajda diyor ki talim ustası seni çağırıyor arkadaşlar.
Ben talim ustasının yanına gitmeden direkt oraya gittiğim için herhalde görev olmadı. Şimdi ben tekrar talim ustasının yanına geldim. Şu anda oluyor görev herhalde. Kitabı inceledin, ne oldu? Yare demeyiz. Neden usta? Bu kitapta yazan bilgiler çok önemli. Sen bu kitabı nereden buldun? Köşede adanın yeni bir duran dayı vardı, ondan aldım paraya. Aynen, fakat bu kitap saklanmalı. Bu sol pencerede nasıl elde edeceğim halde? Bunun için yasal olmayan bir yol kullanmak zorundayız. Usta, bu eşyaları neden bu kadar bulmamız gerek? Her şey zaman gelince önerirsin. Hemen huzur almak için bir şeyler düşünmeliyiz. Buldum. Şehrin girişindeki muhafızlara bir ödeme yapacaksın. Ardından hana gidip zırhı isteyeceksin. Vermediği anda onu oradan bayıltıp zırhı alacaksın. Hemen ardından gelen askerler seni yaka paça alıp zindana götürecekler. Muhafızlar aldıkları rüşvete asla ihanet etmezler. Seni çıkaracaklar. Şehir ayaklanmadan sen de kaçıp buraya geleceksin. Plan anlaşıldı mı? Dedim, hangi para yapacağım? Bununla tabii ki 7000 dinar. Pekala, ben gidiyorum halde. Hoşan sürelim Muhammed. Tamam arkadaşlar, size Göçede Adası'ndan aldınız ya, direkt bu gizli talim alanına geliyorsunuz. Talim ustasıyla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın, ben biraz mallık yapmışım. Ondan sonra herhalde şehre gidiyorsunuz. Kitap çok değerli olduğu için kitabı vermiyoruz. Şimdi bana ne oldu lan, kalem o. Şehir güvenliğini sağlamak için sizi durmak zorundayım. Kesici derece alet ve silahını götür. Tabii ki. Bir sorun yok, devam edebilirsiniz. Affedin, bir sorunum olacaktı. Tabii ki, buyurun. Acaba şehirde bir kişiyi sebebiyle yok edilirse bunu neye yaşarır? Bunu yapan önce hapse atılır, sonra idam edilir. Bunun iyilik veya kötülük gibi bir açıklaması yoktur. Belki bu size yardımcı olabilir. 7 milyon verdim. Oldukça banköy birisiniz. Hedef nedir? Tavernada bulunan bir kişiyi indireceğim. Sonrasında beni şehirden çıkarın yeterli. Sadece bir kişi, ama iki kişi duyarsam çıkaramam ona göre. Tamamdır. Oğlum attan lan, ne oluyor? Attan girdik. Tamam, bir saniye. Arkadaşlar ben neden hana attan girdim yahu? Tamam arkadaşlar, geldik tekrardan bu adam. Anayı... Pardon arkadaşlar, kusura bakmayın. Korktum anasını. Arkadaşlar kusura bakmayın, korktum bir anda yani. Konuşmayı planlıyordum ben. Yer güveni seni hapse attı, ardından geçen 5 dakika içerisinde zindandan biri girdi. Sesini duydum pardon. Sessiz ol, seni hemen çıkaracağım. Çıkınca bir süre şehre girme, tamam mı? Tamamdır. Korktum anasını satayım ya. Tamamdır. Ne oldu şimdi? Pençere zırhı aldık. Yeni bölge açıldı, Ankara Vadisi. Tamam. Ankara'ya gideceğiz. Nerededir bu Ankara? Ankara. Ankara neresi arkadaşlar? Ha burada, pardon. Tamam. Ankara Vadisi, pardon. Şehri değilmiş. Bu vadi herhalde özel bir yer. Girdim. Evet arkadaşlar, köprüye geldik. Ben bu köprüyü hatırlıyor gibiyim. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Birinci bölümde bu köprüde biz bir şeyler yaptık mı arkadaşlar, emin değilim. Herhalde bu köprüden birisi aşağı mı atlıyordu, ne yapıyordu, tam emin değilim arkadaşlar. Yani şu anda gidiyoruz. Oğlum bu nasıl merdiven lan, bu nasıl merdiven lan? Arkadaşlar oyundaki her detayı arkadaşlar okumanız gerekiyormuş. Çünkü ben az önce talimci ustacıyla konuşacağım, okumadan geçtiğim için biraz uzun sürdü. Anlamam. Bu vadiye gelenler genel olarak geldikleri gibi geri döner, fakat sen buraya kadar geldin, kimsin sen yabancı? Benim adım Muhammed, buraya müttefik Kere Kaderiye kılıcını ve botunu almaya geldim, senden midir? Evet, onlar bana ait, fakat bu tarihi eşyaları ne yapacaksın yabancı? Büyük bir yolculuğa çıktım, geldim, diğer durak ise burası oldu. Bana bahsettiğin kılıç ve botu gerekiyor, tamam. Seni anlıyorum genç dostum, fakat bunları elde edebilmen için birbirinden farklı iki görev yerine getirmelisin. Nedir peki bu görevler? Sen gerçekten bu görevle hazır mısın? Evet hazırım. Fakat ilk görevin gerçek bir ekonomik sahibi olduğunu ispat etmesi, 20 bin lira ise ile gel. Han sana 20 bin lira kazanma ve ona gitmeni istedi. Ekonomi sınırlarını genişletmek için güzel bir fırsat. 20 bin dinar. Bende var zaten. Biraz daha basalım. 30 bin, 40 bin basalım mesela biz. Biraz zaman geçsin, normal olmaz. Tamam şimdi gidelim. Oho, bari at verseydiniz ya. Bu yine mi yiyeceğiz biz buraya kadar? Arkadaşlar bu arada ben zaten linki açıklamaya koydum. Oradan indirebilirsiniz. Biraz geç söylüyorum ama zaten biliyorsunuz yani, açıklama kısmında link var. 3 farklı link var derhal, tam emin değilim ama. Linklere arkadaşlar tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Oyun güzel yani arkadaşlar, görevler bayağı hoşuma gitti benim. Tabii de siz hileli bir şekilde oynarsanız daha da çok eğlenebilirsiniz. Ben şu anda İnceleme amaçlı çekiyorum. Bir de çok istendiği için. Ben bir Warband serisi yapmayı planlamıyorum arkadaşlar. Belki ileride bakabilirim. Toplayabildin mi 20 dinarı? Evet işte burada. Bu güzel bir gelişme. Merak etme, paranı almayacağım. Sadece bütçeni yönetip yönetemediğini görmek istedim. Son görevin ise Buzan Fakırlılar Vadisi'ne gidip siyah desenli samurayı yenmelisin. Dikkatli ol, onu devirmeye gidenler hiçbir zaman geri dönmediler. Pekala. Rafa Hakan senden Buzan Fakirliler mavi desenli samurayı yenmeni sağlam tutardı. Buzan Fakliler. Lilar. Buzan Faklılar. Ne de peki bu?
Buzan farklılar. Aa, burada arkadaşlar buldum. Arkadaşlar buzan farklıları buldum. Buzan farklıdan giriş yapıyorsun. Görünen o ki burada bir savaş dönecek. Tamam, dönecek zaten belli. Gel. İn lan attan. Bu kadar gerizekalı olma. Gel buraya şövalye. Bizimle konuşacak mıyız, yok direkt ağzını yüzünü dağıtayım ben bunun. Bak yine aniden çıktılar. Oha. Bana vuramadı henüz arkadaşlar. Vurmasını da istemiyorum. Şimdi tekmek atar anasını satayım. Samuray'ı yendin, evet. E ne oldu? Geri gideceğiz herhalde. Ne elde ettim? Kara şövalye. Oğlum bu zaten bende var, anasını satayım. Neyse. Herhalde tekrardan Kara Vadisi'ne gideceğiz. Gir. Kandırdım nazlı yarim. Arkadaş şu karizmaya bak. Şu karizmayı bir kes. Üst taraf memlük. Alt taraf şövalye, anasını satayım. Kaskı memlük kaskı. İşte memlük yani Arap kaskı daha doğrusu. Kolum şövalye kolluğu. Kıyafetim de şövalye kıyafeti. Çorba olmuş yani. Geldim dayı. Evet, yendim onu. Arkadaşım adamı, öldür demedim. Öldürdüysen neden komple her şeyini almadın? Ölmedi, can çekişiyordu, eldivenlerini alıp geldim. Ölmedi mi dedin sen? Evet, neden ki? Vaktinde nice savaşta onu yenmeye çalıştı fakat hepsi başarısız oldu. Onu öldürmeliydin Muhammed. Geri gitsem onu artık bulamazsın. Neyse, en azından onu yendin. Bu da dayanıklılığın olumlu yönde olduğunu gösterir. Demek başarılı oldum. Artık botu ve kılıcı alabilir miyim? Son aşama samuray değildi. O seni test etmek içindi. Eğer ki bu botu ve kılıcı istiyorsan beni yenmelisin. Ya sen kimsin Allah aşkına? Sen kim? Bu ne lan? Tek attım anasını. Tek attım. Neysin sen? Nihayet zafer senindir. Sen vadiden ayrıldın. Artık orada yaşayan tek insan Rafan bu kanda indirdikten sonra vadi sessizliğe büründü. Arkana bakınca vadinin asla var olmadığını hissine kapıldın ve vadi yok oldu, değil mi? Leyla. Ha bu kim? Bu. Ha bu bir şeydi ya, unuttum, pardon. Leyla ne oldu? Mehmet baban iyi değil, hemen koş. Bu bizim kimdi ya, kız kardeşimiz miydi? Yok herhalde, bilmiyorum. Ne oldu babama? Bilmiyorum ama hızlıca gel. Pekala. Bu bizim köyde birisiydi herhalde, tam emin değilim, neyse. Ayuz çeker öksürür. Ah oh, gel oğlum. Gel oğlum, sana söyleyeceklerim var. Öksürür. Oh öh. Tamam. Babasını görünce üzüntüyle yanına yaklaşır. Geldim baba. Baba dehere. Ne söyleyeceksin bana? Öksürür. Ah oh, öh. Oğlum bu zamana kadar sana baktım, büyüttüm ama sana artık gerçekleri söyleme zamanı geldi. Evet baba, seni annem hakkında ödeyemem ama annemin hakkını ödeyemem ama sen ne istiyorsan ne gerçeği ödeme, tamam falan. Öksürme lan. Bak oğlum, şimdi aç kulaklarını, beni iyi dinle. Sen gerçek anne babaman biz değiliz. Baban Turka devletinin eski lordu Eymen Gençer'iydi. O zamanlar Turka devleti çok daha başkaydı oğlum. Babam merkez tarafından sevilen bir liderdi ama onu bu kadar sevilmesini çekemeyen hainler vardı ve bunlar babanın yanı başındaki insanlardı. Yüzükarşıda deşede düşmüş vaziyette söze girer. Baba ne diyorsun? Neler diyorsun sen? Ne demek bunlar? Dur oğlum. Daha diyeceklerim bitmedi. Baban bir gün hastalandı. Bunun fırsat bilen hainler babanı tahtına göz dikti. Hastalığı daha kötüye gitmesi için türlü oyunlar tedavi olmasına müsaade etmediler. Tamam. Eller titremeye başladı. Öfkesinin gözlerindeki alevden belli oluyordu. Nasıl oluyor? Nasıl olur? Nasıl olur? Ben burada büyüdüm. Babam sensin. Gıcıklanır. Baban ölmeden önce benim yanıma geldi. Kendisi bu koyu çok severdi. Köyü çok severdi. Ben de önceden beri bilir, tanırdı. Başına geleceklerini biliyor gibiydi. Ki seni bana emanet etti. Çünkü onu bu ölüme sürükleyenler varis olarak seni de ortadan kaldırmak isteyeceklerdi. Baban öldü ve seni herkes çok aradı ama biz seni gizli saklı büyüttük. Bu köylerdeki de senin kim olduğunu hep biliyordu. Ancak kimse sana zaman gelmeden söylemek istemedi. Çünkü bu köyde herkesin babana saygısı ve sevgisi çoktu. Bence gerçekler öğrendiğine göre artık babanın sana bıraktığı vaziyetnameyi okuyabilirsin evim. Evin arkasındaki mezarlıkta. Ben de kal. Yolcu yolunda gerek. Kılıcın keskin o. O baba gitti. Arkaya baba gitti. Usta efendiler sizleri görmek isterler. Bekara geliyorum. Nerede bu talim alanı? Çok gizli talim alanı. Girdim. Ya yine mi ya? Arkadaşlar bu harbiden boyunun böyle göreviyle çok uzun. At filan versene iyi olur. Oğlum burası değişmiş anasını satayım, ben böyle bir yere gelmedim. Usta nerede lan?
Uzun yollardan geldin, ne oldu, rapor et nedir Muhammed? Usta sorma, sahip dur, buralarda neler oldu? Sen yokken tadilata aldık, işçiler çok hızlıydı, yeni askerler ve binalar diktik, tamam. Peki artık ne olacak? Merhaba genç, konuşma fırsatı burada nasip oldu, yoksa Eymen oğlu Muhammed mi demeliydin? Ben de senin rahmetli büyük komutan babanın yaveriydim. O çok güçlü bir adamdı, maalesef ki yok yol dedi. Yaver efendi zaten sinirliyim, fakat bunu söylemen ayrı sinir bozucu. Babam nasıl yok edildi anlat, yoksa kılıcımın boynunuza yarar, okeyler sana kanıtım falan filan. Aynı baban gibisin Muhammed, gel sana anlatayım, her şey su şeklinde başladı. Şu şekilde başladı. Deden Empire of Turkan'ın başındaydı, herkes onu severdi. Şu an... Amına koyayım şunu abi söyle. Küçük karakter olması biraz zorluyor ama şu anda komutan olan yaşlı komutanların hepsi genç iken de buradaydılar. Lakin beklenmedik bir hastalık dedeni sardı. Böyle büyük olunca da taht telaşı başladı. Baban tek varis olarak bile tüm komutanları toplamaya eden bir lord vardı ki o da bamsı atamdı. Bamsı atamdı. O harbiye naziri olmak istese de babam onu general olarak kalmasını istemişti. Velhasılı kelam. Bamsi ile baban çok iyi anlaşırlardı. Dedem hasta olmasaydı sır sırta verip önce zafir sonra avro diyerek ilerleyeceklerdi. Fakat bu olaylar olunca herkes telaşa düştü. Krallıklar bu havadisi alınca bir anda Empire Turka savaş ilan ettiler. Hepsi yük oldu. Yük oldu. Ordular saldırmaya gereği Bamsi de bana babana ihanet edip onu sırt sırta savaşmak yerine onu öldürttü. Sonra da ise Bamsi ne kadar tüm krallıkları def edip bizi çöktürse de baban öldürmüştü. Ben de bu köye kaçtım. Senin annen de katledilmeden önce senin krallıkta fakir bir köy olan Kızılina götürdü. Annen çünkü biliyordu ki orada seni bulamazdı. Geleceğim kelamlar bu kadardı. Krallıklar kurtulmuş fakat baban toprağa olmuştu. Aynı şekilde annen de. Bu Bamsi nasıl bir şerefsiz, onu yok edeceğim. Eğitim henüz sona ermedi Muhammed. Yapman gereken bir şey daha var. Nedir o? Bir şiir var. Bunun manasını öğrenmelisin, ancak o zaman hazır olabilirsin. Tabii ki bu dert midir? Evet, olan kısmı 6 kitabın oluşuyor. Her kitap ise her krallığa bir kitap düşüyor yani. Aynen öyle. Listeyi alayım. Liste burada, lakin bu manaları hangi şairden bulabileceğinden bahsedeceğim. Öncelikle Turkalar anonim yazarı Kebreş yakınlarında bir tuz kuru köyünde bir şair olarak onu bul ve kıtayı öğren. Sonrasında buraya gel ve ikinci kita için kime sual edeceğini söyleyeceğim. Tamam. Pekala, görüşmek üzere. Nefsini mukaddime tercüme etme, ana alt görevlerden kontrol edebilirsin. Tuz kuru köyü, tamam, nerede bu? Ha, Kebreş. Zaten Kebreş demişti ya bize. Tamam, şimdi burada ben kimden öğreneceğim bu kıtayı? Pardon, ne diyordu? Tuzkuru köyünden bulunan anonim yazar, tamam. Tuzkuru köyünde bulunan anonim yazar. Nerede olabilir yani en fazla? Şurada bir adam var, o mu kendisi lan? Nasıl yaklaştın? Bak arkadaş, şurada bir adam var, herhalde o kendisi. Gidelim bakalım. Haydi lan. Mehmet Ağa. Buyurun, ne istiyorsun? Bu şiirde yazan ilk kıtayı açıklayabilir misin? Kağıdı alabilir miyim? Tabii ki. Evet, tercüme ettim eser burada. İlk satırda açıkça belirtiyor ki devre onur para, lakin girince devre o düzenine karar yani. Paranın düzenine artışını isteyen biri var ise istenmeler kurmalarıdır. Anlıyorum, bu mudur olay? Aynen budur, başka bir isteğiniz. Canın sağlığı. Ne oldu? Şimdi geri gideceğiz herhalde aynı yere. Gizli, çok gizli talim alanına. Oğlum bu görev, tamam girdim. Oğlum harbiden çok uzun ya, vallahi şimdi biz kısa yapın şunları. Buna, aa saldırabiliyorum. Ömani saldırma yokturdu. Taşak mı geçiyorsunuz? Yeni görev veriyorum. O halde Karakale yakınında bir taverna var. Gelen geçen o hanı gibi düşün. Gelen geçen an tamam. Orada kara yazar lakaplı biri var. Etrafa kara haydutlar mutlaka olacaktır. Onları aldırış etmeden tavernaya gir, yazardan iki kıtayı öğren ve gel. Tamam, Karakale. Bu parayı al, maddi olarak sana destek olmak için bu parayı ayarladık. Ancak elimizden kurtulduk. Tamam. Bir şey değil o halde ki, tamam. Tamam, hadi. Tamam, git amına. Karakale. Ha, burada. Alabıyık Cemal. Burada tehlikeli bilmez misin? Ben tehlikenin ta kendisiyim, sen burada bilmez misin? Sen tehlike olsan da onlar daha tehlikelidir. Onlar kim? Onlar kara aydutlar. Kalelerde itler ve her seferinde oradan çekiyorlar. Kale devrilme vakit. Nasıl yapacaksa onlar bu denli bir kaleyi inşa edecek güce sahipse onlar kim durdurur? Devletler bunlara müdahale etmez mi?
Ha, onlar aylık 100 bin dinara kazansa 50 bin dinarı devletlere dağıtırlar. Kim niye müdahale etsin? Ayrıca sen neden burada duruyorsun o vakit? Bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Nedir o? Efsaneler der ki Selahani şehrinde gömülü bir sandık varmış. Ve o sandıkta bulunan bir yüzük dünyadaki en pahalı yüzükmüş. Ne oldu? Karakale yakınında olan Kara Taverna. Biz Karakale'ye girmeyeceğiz zaten. Oğlum çok yakınmış lan. Aşırı yakınmış lan. Oğlum benim atım yok mu lan? Herhalde kimdir kendisi içeridedir. Bunlar olamaz. Bunlar yolcular. Çok dikkat çeken bir adam olması gerek. Bak şu işte. Şu çok dikkat çek. Kara şahit. Ne istiyorsun yabancı? Elimde bir şiir vardı. Bunu sadece bir kıtadan tercüme etmeni isterim. Bana ne verebilirsin? Kaç yüz bin dinar verebilirsin? Veya bana ne vaat edebilirsin evlat? Elimde yüklü miktarda para yok. Size verebileceğim çok da bir şey de yok. Bana bir söz ver Muhammed. Aykati sağlayacaksın. Dünya senin adaletinle sarsılacak. Haince zulümcülerle böyle bir ders vereceksin ki dünyada tek havada duran kılıç sana ait olacak. Elimde gelen yapardım. Şimdi tercüme edecek misin? Tabii ki eser alayım burada. Evet, tercüme ettim eser burada. Eserde belirtiyor ki bir ordu dizeceksin, onu hizaya getireceksin. Lakin bilmelisin ki o kılıç sevdası ancak layıktır. Payidar olana kadar yani. Sadece dünya kılıcın gerçekten tanıtabilecek ve orduya sahip olup halkı korumalıdır. Manalar bazen farklılaşabilir ancak manası budur. Benden parlak bir gelecek görmeye gitti ya. Ne kadar iyi bilensiniz ya. Ne kadar iyi bilensiniz ya. Şu anda video herhalde 50 dakika oldu, 45-50 dakika oldu. Tam emin değilim. Ben bunu keseceğim tabii, siz 45-50 dakika izlemeyeceksiniz. Sizin izleyeceğiniz maksimum 20 dakikadır. Harika. Bir sorumuz var. Nedir? Geri kalanı nasıl tercüme ettireceğini bilmiyorum. Fikrin var mı? Sadece memleketinde Leyla diye bir dostum var. Gayet bilgilidir. Hep okur, hep yazar. O halde gitmen gereken o. Anlaşıldı, tek seçenek bu. Tamam, Leyla'ya gidelim. Leyla herhalde bizim hiçbir şeyimiz değil arkadaş. Sadece köyde yaşayan birisi. Arkadaşlar hemen köyümüze gidelim. Leyla buralarda. Oğlum işte böyle her yere bir at koysan çok güzel olur ama. Yani böyle bir indire biner giderim yani. Leyla şurada olması gerek. Şu kendisi. Gel buraya. Hoş geldin Muhammed, buyur. Leyla, son zamanlarda ne tarz kitapları okuyorsun? Daha çok Ankara'dan gelen her imparatorluk bir gün yıkılacaktır. Halk yönetim temelidir gibi hükümetler gelen gelenler falan filan. Elimde bir eser var. İki kıtasını tercüme ettirdim fakat devamı yok. Eseri inceleme şansın var mı? Tabii ki. Tam da geçen okuduğum kitapta bilgilerin çoğu burada var. Demek istediğin o ki intikam akan kanı kesmek değil. O kan bitene dek pişmanlıkla onu yaşatmak, kana 3 satır vermiş. Bu kadar şey yansıyor insanlığı gibi. Neteşe tamamında Alemdar Kalesi tabağına teslim oldu ve senin yönetiminin altına girdi. Durun. Beni takip ettiniz efendim. Yediniz efendim. İle görüşeceksiniz. Sakin ol, kimsin sen efendi, kim? Efendim, bağımsız atama şimdi düş önüme. Pekala, götür bakalım. Bağımsız ataman, bittin oğlum sen. Ananın gözü. Bu ne la? Gelsene oğlum, nereye gidiyorsun? Hoş geldin Muhammed. Arkana orduya almışsın, ne o cesaretini mi yitirdin? O kadar korkak değilim. Tedbir amaçlı aldım arkama orduyu, dinle. Kes sesini, katil babamı katlettin, kan dağımız var, seni de edeceğiz. Anlıyorum, gerçekleri bilmek istiyorsun, anlatayım o halde. Deden gayet onurlu bir savaşçıydı fakat hasta oldu, sonucudan vefat eşiğine geldi. Eldoria kralı Ankara şehrinde bu doğru ordusunu sürmeye hazırlanan zafer anadana gidiyordu. Kentarı şehrine doğru yürümeye başladı. Yürümeye Aurora Kebreş ve Pehlevi krallığı bu Konya şehrine yürümek için hazırlanmıştı. Senin baban politika oldukça iyi fakat savaşta oldukça aptaldı. Dış krallıklar ise arasını iyi tutmak isterken vatanımızı az kalsın satacaktı. İç isyanlar susturmak için sadece halka para dağıtmıştı. Halk da susma bahanesiyle kılıçları kuşanmış. Daha çok da ayaklanma yapıyorlardı. Ben de diğer lordlar gibi bir lord idim. Fakat hepsinden daha iyiydim. Velhasılı kelam.
Baban krallar ile masaya oturdu ve vatanı satmak uğruna anlaşmak için hazırlandı. Bu masak His Kız Kulesi adında bir Konstantin yakınında bir kulemsi yerde. Ben de tertip ettirdiğim gibi oraya bastık. Krallar o kadar attı ki gemiler dört bir yandan topraklarımıza geliyordu. Ben de hepsini esir aldım. Babanı orada öldürdüm ve tüm krallar şok olmuş haldeydi. Hepsini Tumus'un zindanına attırdım. O lordlar o kadar öncesinden söylemişti ki taarruz hazır olmaları için onlar da benimleydi. Ve biz de taarruz geçerek onlardan saldırıya def ettik. Fakat onlar bir ders vermek amaçlı Ruhuze şehrini aldık ve adını Rize yaptık. Daha sonra etrafı aldık. Daha sonra ben tek başıma orduyla güçlenmiş yerine uyurduk ve aldık. Krallar ayaklarıma kapanıyordu. Durmam için ben de onlara acıdım ve ateşe simsaladım. Senin de ölmen gerekiyordu. Bu devletin başıma geçmek isteyenleri biliyordum. Çünkü sen Türk'le soyunun yeri. Babamı öldürmek zorunda mıydın? Makam sevdası seni kör etmiş lanet adam. Babandan sadece orduları yönetmek için meraşer olmak istedim ama o rahat reddetti. Bana böyle büyük bir komutan meraşerliği falan. Çok konuşmayın. Ezan okunuyor. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmektir. Bu katil olma gerektiğini getirmez. Ben canını alacağım. Gerçekten önden de bana kötü muamele yapıyorsun. Sadece gerçeği kabullenmiyorsun. Pekala kabullenme. Bu severek seni sen olarak görüyorum. Fakat sonra severek seni baban olarak göreceğim. Bir daha olarak mı? Hayır, katledilmesi gereken bir vatan aynı olarak. Muhammed beni takip et dostum. Ne oldu dostum? Sekti tehdit altında seni ben izliyor. Tamam. Herkes beni yolluyor yani. Bak orada duran kara hızırlı askere sekteye saldırıyor. İşte bir şey yapmaz mı? Ne yapabiliriz ki? Bütün sekti komutanlarıyla gizli toplantı tertip ettim. Sana bir adım vereceğim kıyafetleriyle kapıda dur. Eğer ki bir komutan tutuklanmadan emri verirse git ve onu zindana at götür. Yanında asker oldukça çekineceğin olacağı için sen tamam. Evet. Çok gizli bir adam ben. Evet toplantı sebebi nedir Ummali? Evet Ummali nedir? Durum. Efendi Kenan Kalleşler ile birlikte olmuş sekteye kararını terk edecekti. Sen ne dersin Ummali Efendi'ye böyle bir şey nasıl bekleriz? Ummali haklı olabilir hatırlanır geçen gün ticaret yaptım. Köşede yakınında bir grup sekteniz yıkanır falan filan. Efendi Kenan'ı durdurmayı nasıl yaparız? Darbe yapamayız ama nasıl? Biz darbe yapacak kadar yetkili komutanlar değiliz sektenin güvenliği bile Ummali kaptan tamam. Darbe olmaz taarruz yapacak. Direkt gemilerden önce sekte sonra limanda. O nasıl olacak? Efendi Kenan buna izin vermez ki. Siz nasıl komutan olduğunuzu anlamıyorum. Komutanlar artık tüm askerler kontrol elime alıyorum. Artık benim komutanımız anlaşıldı mı? Evet general. Emirler ve gün sefer sözü general. Tek çare Ummali kaptan. Artan mı? Size yolu gösteriyorum. Sekte asla karanlığa kapılmayacak. Bize plan anlat kaptan. Şimdi ordulara kasketli adamlar diyeceğiz. Masanın karşısında olan komutanlar birinci kasketli adamlar. Ordusunu siz yöneteceksiniz. Sekt imanını kusacaksınız. Siz de ikinci kasketli adamlar olarak adamlar ordusunu falan filan dersin. İkinci kasketli. Siz bizim yani. İkinci kasketli. Siz yakın iken hücum tamam. Saldırıyoruz. Evet arkadaşlar oyun çöktü. O yüzden baştan başlıyoruz. Bakalım bu sefer çökecek mi? İnşallah çökmez. Tam bu sefer çökmedi arkadaşlar çok iyi. Oyun herhalde çok fazla ordu olduğu için çöktü. İlk defa oyun çöküyor bu arada. Az daha önce çökmüş müydü bilmiyorum ama tam da emin değilim. Neyse arkadaşlar şu anda biliyorsunuz zaten saldırıyorduk biz en son. En son değil zaten en son hücum emri gelmişti. Basmıştım hücuma ve oyun çökmüştü. Şimdi şunları bir alalım. Adamımızı araya aldılar lan. Ben de araya aldılar arkadaşlar. Tamam bende şu balta vardı. Amına. Oğlum bu ne ya? Ben bunu normal balta olarak görüyordum. Bu kargı mıymış anası? Ölsene bre gafil. Kılıcımız daha güçlü herhalde emin değilim de. Tamam indirin şunları. Tamam kazandık. Tamam taarruza başladık. Hepsi yok oldular anladık. Evet ikinci bir taarruz yine yapıyoruz. Ekip taarruzdan hepsini neden ben yapıyorum? Anlayabilir miyim acaba? Kim lan bana o sana? Kim lan o? Oğlum kimse ölmüyor ya. Ben vuruyorum da ölüyorlar mı acaba? Baksanıza ölmüyorlar. Ha, öldü. Öldü güzel. Öldürüyorum arkadaşlar ben. Anan at gitti. Bre gafile atına sürüsünüz.
Ne öyle artık lan, senle mi uğraşacağım? Bu adam niye ölmüyor lan? Lan adam kafama ok sıktı lan. Geber ulan, gebersene. Bunu da kazandık. Üçüncü bir taarruz yapacak mıyız? Nihayet krallar toplandı, güzel. Atımız da toplandık ama. Öncelikle bu toplanan kadınlara teşekkürler iletiyorum. Dünyayı sarsan bir hareket düzenlediniz Sayın Muhammed. İle neden böyle bir şey yaşandı? Denizler tehdit edemiyorum, bunu sayma mali falan filan. Eğer ki bu yaptığımız savaş gemilerimize zarar verecek olsaydınız veyahut verecek olursa biz karşılıklı olarak harbe gireriz. Behlevi İmparator olarak Sakit'e adına yerleşim yerine gelen ticari kerimenleri falan filan dersin. Muhammed bin Raşid el Mektup. Zafer nedeninin sektenin varlığı haberdar değildi ta ki toplantı tertip edilene dek. Bu yüzden de sekteye bu krallara tamam. Cumhuriyet monarşinin hükmettiği bir dünya için. Cumhuriyet eski mi? Cumhuriyet kavramı monarşiye karşı bir harekettir. Dünya nizamı bu kavrama izin verirse monarşi devletler zor da düşer. Bu yüzden de sizde bir prens kral olarak görmenin takdirde sayan olacaktır. Sekte halkı bir köle değildir. Onlar hür olmaya layıktır. Bu yüzden sekte cumhuriyeti olacak kalacak. Akaca ben burayı size okursunuz ya, uğraşmak istemiyorum okumakla. Akaca yaparak herkes İmparator Turku'ya savaş ilan etmişti değil mi? Hem benim derim. Ben anlayamadım ama sekte cumhuriyeti haline getirmek değil miydi? Hayır, sekte zaten bir hür bir yer ama senin tahta kolay geçinmen için krallar birbirine düşürmek. Tamam, krallar birbirine düşürdük zaten. Sekte harp nişanı mı? Tamam, şimdi ne yapacağım? Ben İmparator Turku'nun bütün şehirlerini ve kalelerini mi ele geçireceğim? Bu imkansız ki. Arkadaşlar, bugünlük bölümümüzün sonuna gelen umarım beğenmişsinizdir. Bitti herhalde. Bundan sonra çekeceğimi çok zannetmiyorum. Arkadaşlar zaten bütün İmparator Turku'yu aldıktan sonra muhtemelen oyun görev bitiyor yani. Görev, başka görevimiz kalmıyor. Bildiğim kadarıyla öyle. Bitti arkadaşlar. İmparator Turku'nun ikinci incelemesi bu kadardı. Arkadaşlar gayet güzel bir oyun görevleri. Hoşuma gitti benim. Siz arkadaşlar istiyorsanız oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına koyduğum linkten indirip oyunuza ekleyebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Tamamdır. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.